İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 24. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün iki konuğum var. Burcu Arıkan ve İlknur Sudaş. Burcu Arıkan'ı belki hatırlarsınız. Kendisiyle 11 Nisan'da Mekan ve İnsan'ın 7. bölümünde "Bu şehir nereye dönüşüyor?" diye sormuştuk. O çalışma, o sohbetimiz de İdeal Kent'in 20. sayısında yayınlanan Burcu'nun bir makalesi üzerineydi. Tekrar hatırlatayım. Kentsel mekanın fiziksel katmanları, konut dokusunun oluşumu ve Fener Yolu Mahallesi'nin riskli dönüşümüydü çalışmasının ismi de. Bugün kendileriyle İlknur'la birlikte yaptıkları bir çalışmanın detaylarını birazcık daha açmaya ve onun üzerine sohbet etmeye çalışacağız. Programımızın başlığında da gördüğünüz üzere küçük Armutlu üzerine odaklanan ve medyaya yansıyan Armutlu üzerine gerçekleştirmeye çalışacağız bu sohbetimizi. Ben gene her zamanki gibi girişi kısa tutmak adına konuklarımı size kısaca tanıtayım. Ardından sorularımızla ve onların cevaplarıyla devam edelim. Burcu'yu belki hatırlarsınız önceki programdan ama seyretmemiş olanlar, hatırlamayanlar için yeniden hatırlatmakta fayda var. ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun Burcu. İTÜ Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisansını kentsel mekanın değişimi ve konut dokusunda katmanlaşma Fener Yolu Mahallesi örneği başlıklı test çalışmasıyla tamamlamış. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz ve programa konu olan konu onun test çalışmasıydı. Kadıköy Belediyesi'nde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu'nda eski eserlerin restorasyonu üzerine çalıştıktan sonra 2015'ten bu yana da yine aynı kurumda mimari proje tasarım birimi olan Etüt Proje Müdürlüğü'nde çalışıyor. Şu an çalışmaya devam ettiği konular ve üzerine ilgilendiği konularda Kadıköy, Fener Yolu, Rasimpaşa mahalleleriyle Sarıyer, bugün de konumuz olan Sarıyer Küçük Armutlu Mahallesi üzerinden kentsel mekanın dönüşümü üzerine çalışmalarına devam ediyor. Ben atladım onu ama doktorasına da devam ediyor şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde. Doğru mu? Tarihte. Tarihte. İlknur'la ben de bugün yeni tanıştım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık, ayağına sağlık. İTÜ'de İlknur da ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun. O da ODTÜ Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisansını, işçi sınıfı konut programında burjuva anlayışı üzerine bir araştırma Viyana'da Karl Marx Hof başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. 2013-2014 senesinde Arkitera Mimarlık'ta editörlük yaptı. Ankara'da Promet Proje Restorasyon Şirketi'nde mimar olarak çalışmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut üzerine bağımsız araştırmacı olarak da çalışmalarına devam ediyor. O da 2018'den beri, yani taze henüz, evet. ODTÜ Mimarlık Tarihi'nde doktorasını yapıyor. Bugün bizimle birlikte konuşacakları konu, onların programın başında da bahsettiğim üzere Küçük Armutlu üzerine yaptıkları, medyaya yansıyan Küçük Armutlu ve gerçek Küçük Armutlu'nun üzerine yapılmış bir araştırmanın üzerine benim merakım, Burcu'nun bu konuyla ilgili her zamanki gibi açık yüreklilikle tamam gelelim konuşalım demesi sonucunda ortaya çıkmış bir sohbet olacak. Ümit ediyorum sizler de keyif alırsınız. Şimdi öncelikli olarak şu soruyu sorarak başlayayım ben. Küçük Armutlu'yu neden seçtiniz? Ve Küçük Armutlu'nun özelliği nedir? Nerededir? Nasıl bir yerdir? Kim yaşar Küçük Armutlu'da? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii, ben başlayayım istersen. Evet, bu arada da arkadaşlarımızdan rica edelim bize bir numaralı görsellerimizi evet. Göstermeye başlarlarsa konuklar, seyircilerimizin daha rahat anlaması için faydalı olabilir. Tamam, söz sende. Teşekkürler. Küçük Armutlu öncelikle Sarıyer'de, Boğaz'a nazır bir mahalle. 1989'da kurulmuş ama tabii tarihi daha eskilere dayanıyor. 1950'lerden itibaren göç almış bir bölge. Özellikle hani tarihine odaklanmak istersek hani 1982 yılında şu anda görmüş olduğumuz haritada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarına denk geldiği için aslında yıkılmış ve orada yaşayan kentlilerimiz Şerif Ali Çiftliği'ne gönderilmiş. Hani oradaki problemleri başka bir şekilde de irdeleyebiliriz. Oradaki sosyal konutları nasıldı? Aslında pek altyapısı ve okulu vesaire gibi hani bu tarz altyapısı olmayan bir yere gönderiliyorlar 15 kilometre uzaklıkta. Neyse ondan sonra bizim çalışmasını yaptığımız Küçük Armutlu Mahallesi haline geliyor. Biz neden bunu bir araştırmasını yani neden bu bölgede bir araştırma yaptık? Aslında temsiliyet sorununu araştırdık. Yani biz neden televizyonlardan hani genel çerçeveden bakarsak bir yıkım haberi izlediğimizde bunu neden çok normal karşılıyoruz acaba? Hani orta sınıf olduğumuzu varsayalım. Neden bize çok normal geliyor? Bir temsiliyet sorunu mu var burada acaba? Çünkü onlar da
bizim gibi kentliler, bizim kentimizde yaşıyorlar. O yüzden de biz 1987'den yani o kurulmuş yeni Küçük Armutlu'nun günümüze kadar, hani günümüze dediğim bizim 2013'te çalışmamız yayınlanmıştı. Hani 2012 yılına kadar ana akım medyada nasıl temsil edildiğini araştırdık. Hani bizim önümüze nasıl geliyor Küçük Armutlu açıkçası. Hani bunu da 4 tane gazete üzerinden yaptık. Milliyet, Hürriyet, Tercüman ve Cumhuriyet üzerinden yaptık. Açıkçası hani tabii bu araştırmayı yaparken biraz da politikanın ne durumda olduğuna baktık. Hani göç ve konut politikası eksikliğinin nelere yol açtığını, gerçekle görünen arasındaki farkları irdelemek istedik biz burada. Nasıl yapalım? Devam edelim. Burcu devam etmek istersen. Olur. Yani aslında hani göç genelde hani 1950'lerden sonra konuştuğumuz bir şey. Yani kent eğitimi alırken, kente dair eğitim alırken. Ama şunu görüyoruz, hani bu çalışmadan sonra aslında üzerine eklediğim bir bilgi gibi, İstanbul hep göç almış. İstanbul'un hep bir göç ve barınma problemi olmuş ve yani 19. yüzyıldan itibaren göçle ilgili bir politika hiç geliştirilmemiş. Yani eskiden de işte mevsimlik işçiler ya da işte bir dönem çalışıp memleketine para göndermek için İstanbul'a gelenler hep barınma sorunu yaşamış ve bunlarla ilgili genelde işte kahvehanelerin üst katlarında, işte çalıştıkları yerlerde bir yatak atıp falan yaşamışlar. Ve bu sorunun aslında devam ettiğini görüyoruz. Yani genel olarak aslında insanlar çalışmaya İstanbul'a geliyor ve bu hep olmuş gelen bir gerçeklik ve bununla ilgili bir politika geliştirilmiyor. Dolayısıyla hep insanların kendi başlarının çaresine baktığı bir sistem oluşmuş. Yani bu böyle tarihsel bir süreç. Armutlu'da da aynı şekilde 50'lerden itibaren oraya insanlar gelmeye başlıyor ve tıpkı yani geçmişte olduğu gibi bir şekilde hemşerilik bağlarıyla, yani birisi geliyor, ondan sonra diğer gelecek olan insanla dayanışma kuruyor. Bu tip bir kente tutunma sistemi oluşuyor aslında. Armutlu'da da tam böyle bir sistemle kuruluyor ve hani orada sadece gerçekten konuta ihtiyacı olan, barınacak bir yere ihtiyacı olan insanların kurduğu bir mahalle. Bizim burayı çalışma alanı olarak seçmemizin nedeni İstanbul'daki birçok gecekondu mahallesinin çok başka bir şekle bürünmüş olması, apartmanlaşmış olması. Yani orada başka tür sorunlar var. Ama burası hala sadece barınma odaklı bir rant peşinde olmaz durumu söz konusu olmayan bir mahalle. Kimler yaşıyor? Genelde emekçiler, işte gündelik işlerde çalışan, yani güvencesiz çalışan aslında insanların çoğunlukla yaşadığı bir yer. Ve hani İlknur'un sorusunu tekrar edecek olursam, ilk motivasyonumuz, yani neden mesela bu insanların evlerinin yıkıldığını haberde izlerken televizyonda çok rahatsız olmuyoruz? Yani bunu çok meşru görüyoruz. Biz buradan yola çıkıp bir basın taraması yapmaya karar verdik. Yani çünkü bunun hani medyanın aslında insanlarda nasıl bir algı oluşturduğunu ve sonuç olarak da bunun, bu yıkımın çok normalleştiğini, bu süreci takip etmek istedik. Yani çünkü hani İlknur onu daha detaylı ilerleyen şeyde anlatacak. Yani aslında bir sosyal konut politikası olması lazım ki göçle gelen işçilerin barınma ihtiyacının karşılanması lazım. Sadece barınma da değil. Yani bir yaşam alanına dair bütün ihtiyaçlar. Yani onları zaten ilerleyen şeyde konuşacağız detaylı olarak. Tamam. Şimdi ben aslında sizin çalışmanızda tabii yakaladığım önemli konu başlıklarından bir tanesi kent hakkı. Ve orada da barınma hakkından bahsediyorsunuz. Ama o detaya girmeden önce, gazete küpürlerini de incelemeye başlamadan önce, çünkü hakikaten gazetelerin üzerinden içerik okuması yaptığınız bir süreç var. Biraz önce tarif ettiğiniz Armutlu'dan farklı bir Armutlu'nun medyada yansıtıldığı üzerinden gidiyorsunuz ya, o Armutlu nasıl bir yer? Yani o medyada yansıyan Armutlu nasıl bir Armutlu? Genel olarak aslında hani medyaya yansıyan Armutlu'yu konuşalım istiyoruz. Yani medyaya yansıyan Armutlu aslında genelde biraz daha nasıl diyelim, toplumsal çatışmaların olduğu, işte biraz daha şiddetin olduğu, olayların yaşandığı diyelim.
fakir, makbul kentli olmayan, hani yani burada bu tanıma girmek istiyoruz aslında. Tabii, tabii. Hani biz hepimiz makbul kentliyiz çünkü güvencemiz var, işte kredi ödeyebiliyoruz, kiramızı ödüyoruz. Bir gelirimiz var. Hepimiz makbul kentliyiz. Onlarsa işte dışarıdan gelmişler ve bizim hakkımızı gasp ediyorlar çerçevesinde aslında okuyoruz biz onları. Hı hı. İşgalci gözüyle bakıyoruz bir nevi. Bir nevi hatta karikatürize bile ediyoruz onları. Hani yoksullar, sefiller, onları yok, suları yok, işte bir şeyleri yok. Bazen de hani üzülüyoruz onlar için hani medyaya bakarsak. Hı hı. Ama aslında bunların arkasına baktığımızda onlar için üzülmemize neden olan şey aslında olmayan, onlara tanınmamış haklar. Hı-hı. Hani kent hakkı, barınma hakkı dediğimiz olanaksız, hani olanaksızlaştırılmış durumu biz bu şekilde nitelendiriyoruz. Hı-hı. Hani şeye girebiliriz bence, küpürlere girebiliriz. Ama onları nasıl kategorize ettiğimize Hı-hı. gelebiliriz. İşte biz itibarsızlaştırma, hani tehlikeli bir alan olarak göstermeye çalışma, yabancılaştırma, biraz da işte sefalet, garibanlık söylemleriyle asıl problemlerin üstünün örtülmesi kategorilerinde inceledik. Birkaç tane küpürü gösterebiliriz. İki numaralı sıralamayla giden küpürleri gösterebilirseniz arkadaşlar. Mesela bu ilginç bir küpür çünkü... Burada dört tane haber geçiyor. Yani onu çok küçük fontlar göremiyor olabiliriz ama işte hırsızlık, işte bir şekilde bir böyle gasp falan var. Evet, bir evet, tane evet. de Armutlu'da yaşanan bir hani yıkıma karşı bir eylem gibi bir haber evet, var. Ama dört tane haberden bir tanesi Armutlu'yla bir tanesi alakalı. Armutlu, evet. Ama hepsi böyle ürküten tablo başlığı altında bir seferde veriliyor ve sanki hani o orası bütün bunlarla özdeşleştirilecek bir yermiş. Bir kavram karmaşası yaratmaya çalışıyorlar diyebiliriz yani. Oysa mesela orada yaşanan gerçekliğe gelecek olursak çok başka bir, yani gittiğimizde mesela gördüğümüz gerçekten kimsenin kapısını kilitlemediği, çoluğun çocuğun sokakta koşturduğu, insanların hani bahçelerinde bir şeyler ekip biçtikleri falan daha başka bir hayat görüyoruz. İşte korkunç olmayan bir tablo yani i̇şte değil mi? Korkunç değil tabii. Bizim evlerimiz daha korkunç hatta. Evet, evet. Yani hatta ben şey sormuştum yani buradan yaşayabilir miyiz? Ama da yani ihtiyacın yoksa yaşayamazsın gibi bir cevap almıştım. Başka ya yaşama şansın varsa falan. Yani tamamen aslında ihtiyacı odaklı ve yani hiç de ürküten tablo olmayan bir gerçeklikle karşılaşıyoruz mesela. Diğer küpüre geçebiliriz. İstanbul artık onları. Ya bu da şey işte yani... İşgal ettiler. İşgal tabii ettiler. Onlar. Bir de yani onlar işgal etti. Tabii lokasyonu çok önemli. Hani Sarıyer'de Boğaz'a nazır bir yerden bahsediyoruz. Manzaralı yani, görüyoruz. Hani onlar kim ki onların hani onlar işgal ettiler. Biz neden orada değiliz? Belki de hani bunu mu ima etmeye çalışıyor bilmiyorum. Biz burada aslında çok fazla orta sınıfı bazen eleştirdiğimiz çok nokta oluyor bu kentsel dönüşümle ilgili de. Hani, doğru. İnsanların evleri şu anda işte kentsel dönüşüm olurken rantla birlikte çok güzel hani değerleri artıyor. Bir şekilde hani gidiyorlar başka bir yerde o evleri yeni yapılırken aynı şekilde kiralarını da alıyorlar. Sonra bir geliyorlar evleri iki katına çıkmış. Onlar oradan çok güzel para kazanıyor. Veya işte diyelim ki bizim evimiz kentsel dönüşüme girdi mi çok seviniyoruz. Ama onlar orada olmayan bir kazanç elde ettiler mi? Neden onların yani? Onlar kim? Hani biz bunu da çok sorguluyoruz. Neden onlar evet. yani? Bir de senin bugün söylediğin şey yani biz kaç nesildir İstanbulluyuz ki hani İstanbul'a sahiplen göçle evet. gelen birine onlar diyebiliyoruz. Evet. Yani hani evet. bu bizle kasıt hep şey aslında hani o bu medyadaki söylem ve o söylemi takip eden insanlar olarak hani o biz dediğimizde. Evet köyüne dönsünler mesela. Hani ben çok merak ediyorum hangi köy? Mesela ben de hani bugün Burcu ile konuşuyoruz. Evet benim babamlar İstanbul'a gelmişler 80 yıllarında. Ben ikinci kuşağım İstanbul'da olan. İşte babamın dedesi, aman babamın babası da Ankara'ya gelmiş Erzincan'dan. Erzincanlıyız. Hı hı. Şimdi köyüne dön dediklerinde ben işsiz kaldığımı Erzincan'a mı döneceğim? Erzincan'da kimi tanıyorum? Ben Erzincan'a gitmedim. Yani hani bilmiyorum. Hani ben nasıl köyüme döneceğim ki? Onlar nasıl köyüne dönecek? Hani bazı evet. sorular var böyle evet, tabii. Evet. Evet. Hani onlar... Tabii orada sanırım söylediğiniz gibi bir tarif var, orta sınıf tarifi var ve orta sınıf tarifinde de çok büyük bir ihtimalle gene dediğin biraz önce senin kullandığın terimleri tekrar etmekte fayda görüyorum. Çünkü makbul evet. Kentlilik durumu önemli orada. Demek ki vasıflı iş
işler yapıyor olmak. Yani beyaz yakalı iş yapıyor evet. olmak belki ama hiç kimse şeyi düşünmez. Bunu da bizim vakti zamanında bir tane sosyolojide hocamız söylemişti. Şehirde ya da yaşadığımız hayattaki kangrene uğratacak meslek hangisidir deyince sınıftaki insanların çoğu işte hep böyle mühendislik, tıp vesaireyle ilgili şeyler saydı ama adam şöyle baktı dedi ki bir gece çöplerinizin toplanmadığını evet, düşünün. Evet, hizmet sektörü kesinlikle. Bir gece çöplerinizin toplanmadığını düşünün. Bakalım başınıza neler geliyor. Bugün ya da kanalizasyon patladığında oraya gelecek işçinin olmadığını düşün. Evet. Esas kriz onlar. Şimdi, yani evet, yani bu çok enteresan bir kibir diyeceğim aslında. Evet, yani evet. bütün şehrin işleyişi aslında bütün herkesle birlikte yürüyen bir süreç ve doğru. Kendini nasıl bir konumda, aslında bu medya taraması biraz o konumun nasıl inşa edildiğini evet. ve bir şekilde korunduğunu gösteriyor. Hı-hı. Yani sürekli, çünkü yani burada onların derken aslında hani orta ve üst orta sınıfa hitap ediyor ve hani diğer insanları bir işgalci konumuna sokuyor. Doğru. Ve yani burada biraz hani ileride şey, başka gazete küpürlerinde aslında konut evet. almanın herkes için bir sorun olduğuna da geleceğiz de. Evet. Devam edelim. Senin söylediklerinde çok özür dilerim. Bugün hani referanslara bakıyorduk tekrar, neler söylenmiş konuyla ilgili. Çok hoşumuza gittiğini fark ettiğimiz bir cümle vardı. Mükemmel kurulmuş bir kent bile süpürülmek zorundadır. Doğru. Yani yayını söylemişti bunu. Yani öyle ama gerçekten hani... Dediğin gibi çöpler toplanmazsa, sokaklar süpürülmezse hani kimse tabii bunları düşünmüyor. Yani evet, bu evet. insanlar gündelikçi çalışmaya gidiyorlar. O evet. insanları oradan koparıp diyelim ki gönderdiler. Hı-hı. Sonra Hı-hı. ne yapmayı düşünüyorlar? Tabii. Ben de merak ediyorum. Tabii. Hepimiz kesinlikle. Mimarız, mühendisiz, otururuz hep birlikte yani o zaman. Hiçbir şey yapamayız. Evet, ekmek yani. Bile yapamayız. Projeyi evet, açıklamayız. Yani, ekmek yani. Ekmeği evet tamam. Ekmeği kim yapacak? Çok iyi bir şey söyledin. Çünkü mesela 19. yüzyılın sonunda falan da hep göçle gelen herkes İstanbul'un bütün ekmeğini üreten insanlar. Evet, evet. Bütün fırınlarda göçmenler çalışıyor ve doğru. o zaman da mesela gelmesinler falan hı-hı, deniyor. Hı-hı. Ama o insanlar ekmeği yapıp bütün sokak sokak İstanbul'a dağıtıyorlar evet. falan ve... Bir de şeyin ya aslında bunun böyle bir kıyaslanmasının bence. Yapılacağı bir durumun oluşmuş olması bile çok... Rahatsız edici ve evet, tuhaf yani. Aynen. Ben bir de şeyin notunu düşmek istiyorum. Bu üstten bakış falan değil. Yani hepimiz birlikte bir yaşam sürebiliyoruz. Evet. Hani biz mimarız, işte onlar ekmek yapıyor falan konusu değil. Onlar bence bizden daha önemliler yani açıkçası. Evet, evet, evet. Evet, evet. evet sensiz, bensiz herkes yaşayabilir. Evet, herkes yaşar. Gerçekten yaşarlar. Şimdi ben mimar da değilim, şehir plancısıyım. Şehir plancısız gayet yaşandığını da ayrıca görüyoruz. Hani hiç gerek yok bence şehir plancısı olmasında bir şehirde. Yani Türkiye'deki şehirlerde. Keşke yani. Öyle olmasaydı. Yani ama ya, öyle. Hiç mesela bize bir şey sormuyorlar yaparken, demek ki bizsiz oluyor. Ha, bize de pek sormuyorlar. Devam küpürlerden mi devam edelim, devam yoksa? Edebiliriz. Edelim. Onların üzerinden hani konuşmak daha. Mesela burada etilerin dibi. Yani hani nasıl olabilir yani etilerin dibinde böyle bir sefalet? Çünkü devletin bir konut, sosyal konut politikası yok. Evet. Yani insanlar geliyor, çalışmak zorundalar. Bir de neden geliyorlar? Çünkü gelmek zorunda kalıyorlar çoğu zaman. Evet. Yani evet. çünkü aslında Osmanlı'dan bu yana bir taşra politikası da yok. Doğru. Evet. Ya dolayısıyla mecburen geliniyor. Dönülecek bir köy çoğu zaman yok. Biz mesela çok hani görüştüğümüz insanlardan şunu çok duyduk. Çocuğum üniversiteyi bitirdikten sonra ben geri döneceğim. Yani aslında buradaki o yorucu hayatı çekmeye de her zaman çok meraklı değil insanlar. Tabii. Yani bütün bu gerekliliğin karşılığında bir sosyal konut üretimi yok. Doğru. Evet. Yani sen doğru. bilmiyorum, bahsetmek ister misin şimdi? Sosyal konut. Evet. projelerinden mi? Yani hani her tabii her yerde farklı politikalar üretilebiliyor. Hani biz şeyden aslında barınma hakkı değil bu sadece. Hani sadece dört duvar arasında barınma hakkımız yok bizim. Keza hani kimse kalkıp da sen evinden çıkıp işte bilmem kaç kilometre ötede işte başka bir dört duvar arasında yerleşeceksin diye kimse gelip sana bir şey diyemiyor değil mi? Hani bu çünkü senin tercih mesela orada yaşamak veya işte hani zaten devletin göçebe olsun, işte sürekli kalıyor olsun. Tüm herkese iyi, yaşanılabilir, sağlıklı bir barınma, ev hakkı var. Yani bunu sağlamak zorunda devlet. Tabii barınma hakkının haricinde başka hakları da var. Kent hakkı dedikleri, kentli hakkı dedikleri başka haklar var. Bunlar neler? İşte ulaşım hakkın var. Yaşanılabilir bir çevrede bulunma hakkın var. İşte eğitim hakkın var. Sana yakın bütün aslında altyapının getirilmesi
gerekiyor devlet tarafından. Hani bu sadece devlet sorunu da değil, tabii belediyecilik çok önemli bence. Oradan şeye geçmiştik, hani benim test konum da Kızıl Viyana dönemiyle alakalıydı. Orada biraz daha belediyenin sosyal konut projeleri. Hani orada da Viyana'da çok büyük bir, nasıl diyeyim, öyle bir popülasyon var ki çok yoksul işçi sınıfı. Ve çok kötü koşullarda yaşıyorlar. İşte bu nedir? Burjuvanın onlara tahsis ettiği kendi evlerini işte küçük küçük odalara bölüyorlar. Artık nasıl diyeyim, 8 saatlik falan kiralamalarla falan sadece uyumak için kalıyorlar. Çok kötü koşulları var. Yani bunu hani bizle kıyaslanabilecek bir durum değil. %95'inde su bile yok. Öyle düşünün yani. Çok kötü koşullarda. Daha sonra işte sosyal demokratların bir konut projesiyle birlikte çok büyük işte yani kaçtı? Sanırım 60 bin miydi, 600 bin, bayağı bir konut yapılıyor. Bunlar Gemeindebauten diye geçiyor, çok büyük konutlar. Hani belediyenin aslında belediyecilik kavramının biraz daha gelişmesi, hani halkla biraz daha belki bütünleşmesi ve yerinde çözümleri üretmesi gerekiyor. Hani orada mesela gerçekten şeyi görebiliyoruz, devletin işçi sınıfına yönelik yatırımlarını görebiliyoruz. Hani daha sağlıklı, sosyal altyapısı olan, İşte her konuta işte metro ulaşabiliyor. İşte hatta çok büyük yapılar bunlar. Her birinin kreşleri var ki çalışan insanlar hani çalışmaya devam etsinler. Kreşe çocuklarını bırakabilsinler gibi. Hani bu tarz sosyal donatılara sahip sosyal konut projeleri yapılıyor. Hani burada da aslında bu kadar projesiz. Hani bir şey konuşmuştuk, 1950'lerde geliyor. Göç geliyor. Devlet de bunun farkında. Nereye yerleştirdiklerini bilmiyorlar mı? Herkes biliyor. Nerede gece kondu yapıldığını falan. Ama aslında şey, hani ben görmeyeyim. Tabii tabii. Gelsinler, çünkü hizmet sektörü onlarla dönüyor. Hizmet de etmeye devam etsinler. Sonra ara ara işte imar hafları çıkıyor. Onlara işte devam etmeleri sağlanıyor falan. Sonra da istenmedikleri zaman orada kentsel dönüşüm projesi yapılıp onların yerlerini değiştiriyorlar. Hani biraz daha böyle sosyal bir devlet arayışı içerisinde olmamız lazım. Hani geliştirmesi gerekiyor. Tabii devlet, belediye, bunların hepsi bir arada işleyen şeyler. Yani o söylediğine şunu da eklemek lazım. Bu ülkenin sanayileşmesi bu kırdan kente göç eden insanların sayesinde, aynen, olabilmiş bir şey. Çünkü sonuçta kentte öyle bir iş gücü yok. Evet. Hani bugün yavaş yavaş hizmete doğru kayabilmesi bile. Çünkü hizmet sektörü sanayileşmemiş bir ülkede çok gelişemiyor. Aynen. Hizmet sektörü ancak sanayileştikten ya da belli bir sanayileşme, evet, evresinden sonra gerçekleşebiliyor. Yani 1980'lerin o sanayileşme ve hızlı sanayileşmesinin destekçisi aslında. Ve bu insanların, evet, o evlerde yaşamaları sayesinde olan bir şey. Çünkü yani ben bunu çok derslerde anlattığım için artık böyle ezbere tık tık söylüyorum ama şöyle bir şey var. O evlere kira ödemek, yani hani hali hazırda resmi konut alanlarında ya da hani şöyle söyleyeyim, enformel olmayan konut alanlarında kiralayarak oturmaya çalışsalar, bugünkü şu an 2018'in asgari ücretiyle bile düşündüğünüz zaman bir insanın kirasını ödeyip işte bir aileye geçindirmesi zaten mümkün değil. Fakir ve sanayileşmeye henüz başlamış bir ülkede ücretleri düşük tutmak sanayinin karlılığını arttıran bir şey. Çünkü, evet, önemli girdilerden bir tanesi. Dolayısıyla oradaki hani üstten bakma durumunda hakikaten bir rolleri iyi şey yapmak lazım. Yani olmasalar da olmazdık, evet, diyebilmek, evet, noktasına gelmek de lazım belki. Aynen öyle. Sosyal mesajlarımızı da verdik. Evet, devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Burada mesela böyle biraz hani haberin içeriğinde çamaşır yıkayan kadınların isyanı falan gibi. Yani aslında az önceki sahnede de, yani etilerinde biraz sürekli böyle bir kentli olmama hali göstermek. Doğru, doğru. Yani orada böyle kentli olmayan bir durum var. Çeşme başı beklemesi. Yani aynen, sanki hayır, oradaki durumu kendileri yaratmış, çeşmede bekliyorlar. Hani su yok demek ki, evet, su nerede? Suyu götürmemişsin. Hani kimse, evet, oturup da arkadaşlar buraya suyu niye getirmediniz diye birbirine sormuyor da, yazık, bunlar da işte çeşme başında bekliyorlar. Su bekliyorlar hala. Yani halleri bu öyle miydi yani? O muhabbetlere geliyor. Bir de yani bana şey çok komik gelmişti bunlara bakarken. Mesela işte oradaki bağ bahçe meseleleri falan da böyle biraz karikatürize ediliyor falan yer yer. Sonra mesela bir noktada hepimiz böyle işte bahçede tarım, balkonda tarım. Doğru. Böyle bir moda oldu ve o mesela çok böyle orta üst orta sınıf bir şey olmaya başladı ya, doğru, bir yana. Doğru.
Yani yıllardır insanların aslında bir kente tutunma biçimleri, yani o, çünkü orada gerçekten orada o bahçeler sayesinde geçirdikleri çok zamanlar tabii olduğunu söylemişlerdi. Bir anda mesela o makbul bir şey oldu. O tabii da ya enteresan. Aslında yani buradaki o sosyal örüntü gerçekten önemli oluyor. Neden? Hani şeyi konuştuk ya, 1982 yılında başka bir mahalleye taşınmışlar. Yani taşınmışlar dediğim, taşındırmışlar. Tabii gittikleri yerde muhtemelen, ben şu anda çok detaylı hatırlamıyorum ama apartman bloklarına, TOKİ'nindir belki yaptığı binalara taşınmışlardır. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Yani bu küçük armutluya baktığınızda işte öyle bir mekan örüntüsü var ki, işte hepsinin bahçeleri var, işte çocuklar birlikte oynuyorlar. Sonuçta bu kadınlar gündelik işlere gidiyorlar. Yani çocuklarını bırakabilecekleri bir kapı komşuları var. Hani tabii belli bir, hani o yaşamı sürebilmek için birbirleriyle dayanışma içerisindeler. Yaşlılar hani, toplumdan dışlanıyor. Evet, yaşlılar bakıcının parasını verebilecek bir para, aynen, kazanmadığı için ancak komşusuyla ya da işte akrabasıyla, evet, o, evet, işi, iş bölümünü yapmak durumunda. Hani o yüzden sosyal konutlara örnek veriyorum. İşte o Kızılviyana çok başka bir örnek ama orada da mesela hani hepsini bir araya getiriyorsa ortak çamaşırhaneler kuruluyor, işte kreşler yapılıyor. Hani o yaşamı sürdürebilecekleri bir noktaya getiriyor yani o konutlarda. Yani buradaki yaşam örüntüsü mekansal olarak da hani onlara çok destek oluyor. Hani onları bir yere götürdüklerinde veya ayırdıklarında düşünün, işte bilmem kaç tanesi oraya, bilmem kaç tanesi oraya, belki nasıl bir yaşamları olacak. İşlerine gidebilecekler mi? İşleri yakın mı olacak? Uzaklaştığında nasıl bir toplu taşımayla gidecekler? Kesinlikle. Yetecek mi paraları? Evet. Hani o kadının söylediği, hani bir kadın şey demişti yani orada konuştuğumuzda. Yani ben bütün gün işteyim zaten. Eve gece geliyorum. Ben Boğaz'ı falan görmüyorum. Hani Boğaz'ı görmemizi istemiyorlarsa duvar örsünler buraya. Evet. Hani bu noktadaydı. Evet, bayağı. Yani kadın hani bütün gün çalışıyor zaten. Yani çocukları için para biriktir. Bizim Boğaz'ı görmemizden, evet, yani hiç umurumda değil. Yani çünkü diyor ben buraya yerleştim ve burada yani yaşam, bir yaşam kurmak aslında. Yani insanlar sadece işte bir toprağa ev kurup oradan hak etmedikleri bir toprakta ev sahibi oldular gibi bakıyorlar. Ama aslında orada insanlar bir yaşam kuruyor. Oraya yakın yerlerde iş buluyorlar mesela. Doğru. Ve bu şekilde toplu taşıma masrafından da nasıl diyeyim? Şey, onu da minimize etmiş oluyorlar. Onu da minimize etmiş, evet, oluyorlar. Evet. Bütün bu sistem, yani bir yerden alınıp bir yere, şey de çok yaygındır ya, ev veriyorlar TOKİ'den. Ama yani o aslında bütün kurulmuş sistemi, gündelik yaşam örüntüsünü darmadağın ediyor. Evet, evet, ve evet, genelde zaten insanlar o TOKİ'lere gittiklerinde, evet, artık hani kentte tutunmaları çok zor bir hale geliyor. Doğru. Bununla ilgili benim gene şöyle güzel bir örneğim var ve Türkiye'den değil. Dolayısıyla aslında ne kadar da çok farklı örneklerden öğrenebileceğimizin de göstergesi, biz öğrenmek istemiyoruz. Yüksek lisans tezim Çingene mahallelerinin dönüşümüydü ve ben bayağı böyle bir Çingeneler üzerine okuma yapmıştım. İzleyenlerimizin arasında ilgiyi duyan olursa tavsiye edeceğim bir kitap, Beni Ayakta Gömün diye bir kitap. Ve orada Bulgaristan'daki Çingene mahallelerinin dönüşümü sırasında, onlar da çok benzer. Zaten kültürlerin, Balkan kültürlerinin birbirine benzer, evet, böyle hareketleri olabiliyor bu tip konularda. Hak yeme konusunda, daha doğrusu öyle diyeyim. Onlar da bize benzer bir şekilde insanları konutlarından ya da barınaklarından çıkartıp TOKİ'vari katlı, yüksek katlı sistemler yapıp onları ona yerleştiriyorlar. Kırmadıkları şey, belki bizimkine bir nebze daha insani olan şey, komşuları olabildiğince birbirine yakın yerleştirmeye çalışıyorlar. Fakat mekan kurgusunu değiştiriyorlar. Ve bu kitabı yazan kadın, Fonseca, mahalle içerisinde gezerken cümleyi aynen söylüyorum. Beşinci katta bir at gördüm. Ben bunu hatırlıyorum ya. Evet, beşinci kat. De. Çünkü o onun yaşam biçimi için önemli, evet, bir şey. Muhtemelen. Evet. belki onunla ısınmaya alışmış. Belki o onun, evet, yavrusu gibi değer veriyor. Belki ekonomik hayat geçimini sağladığı kaynağı o birebir. Ve onu evine yakın, evet, tutabilmek istiyor. Dışarıda tutamıyor. Beşinci katta at gördüm diye anlattığı bir şey. Düşünsenize bizim TOKİ konutlarının kalitesini ve onun beşinci katında bir atın da yaşadığını. Dolayısıyla mekan zaten kurgusu hakikaten çok önemli bir şey. Yani evet, komşuluk ve komşuluk ilişkileri önemli. Ama sizin biraz önce söylediğiniz şey, bahçedeki ektiği, biçtiği domatesten beslenebiliyor, tabii, olması onun ekonomisi için çok önemli bir şey. Onu elinden aldığın zaman, evet, çok önemli bir şey, sekteye uğratmış da, aynen, oluyorsun. O da bu tip
projelerde tabii sıkıntı. Evet, ben şey bu Halkalı'ya, Halkalı'yla nerede okumuştum. Mesela bahçede ekip biçmenin yasaklanması, yani bir tür böyle kentlileştirme. Asimilasyon. Evet, yani böyle bir kent medeni, yani ne demekse artık yani mesela hani bir insanın atının olması medeni olmamak ya mesela kentli olmamak mı? Yani hani o bir tür tanımlanmış aslında yine o makbul kentliye geliyor. Doğru, yani doğru. Sabah kalkıp işine gidip akşam gelip belki işte televizyonu izleyen evet, falan. Evet. Onun dışında bir yaşam biçimini de kabul etmiyor aslında doğru, bu bakış. Doğru. Ve bu işte medyadaki bu söylem. Biz sohbeti beklediğimizden fazla evet. açarak genişletiyoruz. Şimdi 10 dakika içerisinde toparlamayı isterim. Tamam, o yüzden nasıl devam edeceğimize siz karar verin. Hızlıca bir küpürlerden geçmeye devam edelim ama... Az konuşalım. Evet, az konuşalım. Ben hiç konuşmayacağım söz. Ama siz konuşun lütfen. Burada mesela çocukların kriminalize edilmesi, yani bu gecekondu mahallelerinde büyüyen çocukların suçlu olduğuna dair bir... İleride suçlu olacak. İleride suçlu. Evet. Aslında bu çok bana çok korkunç gelmişti mesela. Çünkü oradaki yaşayanlarla görüştüğümüzde aslında çoğunun çocuklarını okutabilmek için. Yani çünkü memlekette kazandığım parayla mesela İstanbul'da bir çocuğu okutamam diye düşünerek orada kalan insanlar ve çocuklarının okumuş olması için çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Yani bütün hayatlarını buna adamışlar. Evet. Ve yani mesela bir gazetede bu şekilde haberleştirilmesi bana böyle gerçeklikle en çok çelişen ve en canımı sıkan çelişki olmuştu diyeyim yani. Çünkü bir yani daha çocuk yaştan aslında damgalamış oluyor. Yani zaten bir nesili kötülemişsin. Öbürünü de daha büyümeden kötülemişsin. Bir de şeyi de düşünebiliriz. Hani 15 yaşında diyelim. Gazeteyi alıp o da okuyor. Evet. Tabii, yani hani tabii. kendinle bu şekilde karşılaşmak hani olmayan bir şey. Hani belki de suçlusun ama suçlu değilsen ve kendini bu şekilde görmek hiç hoş değil yani. Tabii. Hani çok etkiler insanı. Bence de. Zaten ona rezil. Ben konuşmuyorum. Devam sonraki. Tabii bu mesele yani şeye çok isyan ediyorlar mesela. Bir hepimiz biliyoruz İstanbul Boğaz görünümünde hani kaçak bir sürü villa var mesela. Hı hı. Ama hiç kimse haberleri izlerken yani villa yıkımı falan görmüyoruz. Doğru. Ya da mesela yine bizim hani eleştiri oklarını yönelttiğimiz daha orta sınıf kentli ya o villalardan niye bu kadar rahatsız olmuyor? Mesela hani bizim en temel sorularımızdan biriydi. Evet. Bu işte ilk 1982'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü evet. yapılırken onu atladım ben. Hani bağlantı yolları falan aslında başka bir yerden geçiyor. Villaların bulunduğu bir mahalleden geçiyor ama yollar değiştiriliyor. Hı hı. Tabii. Şimdi şey istersen biraz hızlı geçelim. Olur. Bundan yani bu böyle birkaç tane küpür var ard arda. Burada tek cümleyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında o dönemde memurlar üzerinden okunuyor bu hep. Tabii. Yani düzenli geliri olan insan için de ev sahibi olmak çok zor. Yani genel olarak aslında barınmak bir kriz. Doğru. Ama bu krizin kendisiyle uğraşılmayıp genel olarak yani bu krizin en zor kısmını yaşayan insanlarla uğraşılıyor olmasını hani biraz değinmiştik. Devam edebiliriz. Bunu da geçebiliriz. İşte bunlar evet hep yani bu minvalde. Evet bu minvalde. Yani burada mesela yani Armutlu'nun şöyle bir yani bu ve bu gibi mahallelerin diyeyim kimsenin giremediği ve sanki orada insanlar yani çalışmaya ve hayatta kalmaya gelmemiş bir şey yani bir nasıl diyeyim devlete, orta sınıfa bir şeylere karşı olmak için gelmişler gibi bir imaj yaratılıyor aslında. Oysa yani şu anda mesela Kadıköy'deki kentsel dönüşümü düşünürsek insanlar gerçekten bir metrekare için birbirleriyle davalık oluyorlar. Doğru. Yani aslında evinin yıkılmasının bundan bir farkı yok. Yani aslında elindeki bir şey, bir hakkı savunuyorsun. Ama bir şekilde biri yine işte makbul oluyor, biri suçlu oluyor gibi bir şey. Evet. Bundan sonra bu da Cumhuriyet'ten bir küpür. Ve yani o Armutlu'da yaşayan birinin sözleri. Yani hani sonuçta bu bütün algı insanlara bunu hissettiriyor. Evet. Son bununla ilgili bir iki cümle söyleyip sana bırakacağım toparlamayı. Olur mu? Allah'ım. Bu bana mı ona mı? Bana baktım. Sana herhalde. Bu yani şu an çok böyle okunamıyor galiba evet. ama evet. Ya aslında
çok benim hep derim yani kentle ilgili okuduğum en iyi şeylerden biri. Ben ilk başta gördüğümde anonim olarak düşünüyordum. Sonra öğrendim bu metni Ayşe Düzkan yazmış. Aslında küçük harflerle yazmasından sonra tanıdım o hep öyle yazıyor diye. Yani şunu anlatıyor. Aslında sabah çıktıkları andan akşama kadar ne kadar emek sarf ettiklerini ve bu kenti var eden bir yani rolleri olduğunu ve bunu aslında kentin bilmediğini yani bu hikayeyi kentin hiç görmediğini. Yani önümüzde olsa aslında okumak isterdim metni. Açacağım, açmaya çalışıyorum. Mısın? Evet. Yani. Ama bunun nerede olduğunu söyle istersen. Bu Armutlu'da Cem Evi'nde duvarında asılı. Evet. Ve bence aslında yani oranın sesini en iyi anlatan ve kent ve sınıf meselesini okuyayım mı? Günün henüz ağardığı saatlerde otobüsler Ulus Mahallesi'nden Etiler'e doğru kıvrılan yolda ilerliyor. Armutlu birazdan şehre dağılacak. Emeğiyle, göz nuruyla yine şehri dokuyacak ve akşam evine dönerken öfkesini, yorgunluğunu, sabrını anlatacak birilerini bekleyecek. Bugün de güzel bir şey olmadı hayatımızda ve o kadar çok kötü şey oldu ki bu mahallede. Armutlu yine de yüksünmeden karşılayacak geceyi. İyi ki birbirimiz için varız. Keşke bu akşam dinlenebilsek ve yarın sokağa çıktığımızda biraz daha güvenle yürüsek yollarımızda. Şehir Armutlu'ya ne kadar muhtaç olsa da onun öyküsünü anlatamıyor bir türlü. Gözlerini o tarafa çevirdiği zaman denizi, denizin kıyılarını, kıyılardaki Armutlu'dan oyuncakmış gibi görünen evleri görüyor. Oysa hiçbir şey oyun değil Armutlu'da. Kumrular, güvercinler, serçeler ortalıktan çekilirken gece kuşları gökyüzünde dolanmaya başlıyor. Kediler, köpekler bahçelere sığınıyor, Armutlu çayını demledi, hayatın geri kalanını bekliyor. Yarın yine yorgun ve çaresiz bir sabah olacak bu şehirde. İstanbul bilmiyor, bir türlü görmüyor ki Armutlu bu şehir. Bir bilse anlayacak, gözyaşları, kanı ve alın teriyle bu şehir aslında neleri değiştirir. Yani... Sözü şimdi yutmuyoruz. Şu an durduğumuz noktada toparlama evet, şimdi. Biz bu çalışmayı toparlayalım. Yani unuttuğumuz bir şey var mı? Onu düşünüyorum şu yani anda. Yani biliyorsunuz ki program süresi daha uzun olsa daha neler konuşuruz. O evet, orası... evet. Biz bugün neler aşikar konuştuk değil mi? Ben toparlayayım, son sözü evet, size evet bırakayım. Heh. Şimdi ben sizin makalenizde, bunu size de söylemiştim, çok önemli ve değerli bulduğum alıntılardan bir tanesi... Peruz'un kitabından, İstanbul'la Yüzleşme Denemeleri adlı kitabından bir alıntı yapmışsınız. Şöyle demiş, yoksul ailelerin denizlerden, boğazdan ve yoğunlukla boğaz kenarında bulunan yeşil alanlardan giderek uzaklaştığı. Zaten benim aslında son sorum ve belki de toparlama şeysi de o olabilir. Bu medyadaki farklı yansıma ya da yansıtılma durumu aslında belki de böyle kentsel dönüşüm projelerinin önünü açabilmek mi? Bu soruyu soramadım ama toparlamak için belki size iyi bir zemin olur. Evet evet, zaten bu işte meşruiyet dediğim şey. Hani bir şekilde kentsel dönüşüm için de geçerli, yapılacak. Bunun meşruiyetini nasıl kazanırız? Tabii ki ilk önce toplumda belli bir algı oluşturmamız lazım ki yaptığımız şey evet zaten böyleydi diyebilelim. Hani bunu en basit görebildiğimiz yerde ana akım medya oluyor. Yani televizyonları açtığımızda biz sürekli ya bu... Çok kısa değineceğim ama mesela herhangi bir yerde, Türkiye'de olmayan, başka bir ülkede olan bir savaşı izlemeye başladığımızda ilk gün aa diyoruz, neler olmuş bak insanlar ölüyor. Beşinci gün aynı haberi gördüğümüzde artık bu böyle bir olağan, hani çok da normal. Zaten hep orada öyle şeyler oluyordu. Yani ölü sayısının artmasının bizim için bir anlamı, oradaki savaşın bir anlamı artık kalmamaya başlıyor. Hayatın içerisinden bir kare oluyor bizim için. Bu da aynı. Ana akım medyada da aslında aynı haberleri göre evet onların hakkı değil orası zaten. Bu onlar şekilde hep sorun çıkarıyor zaten. Evet, onlar hep sorunlu bir yerde zaten. Hani bunu artık orada yaşayanları bilsek de bilmesek de bizim için bu bir gerçeklik oluyor. Aslında temsil edilen şey bir anda gerçek oluyor bizim için. Hani bu yüzden de hani... Bizim yaptığımız çalışma zaten hani bu Küçük Armutlu veya başka herhangi bir gecekondu mahallesi. Biz biraz daha hani gerçek olan var, bir de temsiliyet var. Hani bu ikisi arasındaki farkı görebilmek. Belki de aslında hani biz hep başından beri biz de orta sınıfız. Orta sınıfta bir farkındalık yaratmak. Hani bu kadar da gözlerimizi kapatmayalım. Gerçeklerle biraz daha yüzleşelim. Hani bunun için bir çaba harcıyoruz açıkçası.
Bir de dediğin hani şey aslında burası yıkıldığında burayı çok üst orta sınıfın alanı olacak. Tabii. Onun yolu açılıyor aslında. Evet, ve yine bize yani bizim aslında o zaman bizim giremediğimiz bir yer olacak. Yani şu an kimse bize oraya girme demiyor. Orası bizim sokaklarında gezebileceğimiz bir yer. Evet. Bizim gidip bir çay içebileceğimiz bir yer. Evet. Ama biz yani bu ana akımda orayı kötüleyip buna inanıp oranın yıkımını meşru gördüğümüz noktada iyi orası temizlendi artık güvenli bir yer oldu dediğimiz nokta aslında o duvarların içinde hiçbir zaman içerisini göremeyeceğimiz evet, dahi bir site olacak muhtemelen. Tabii, kapalı ve güvenlikli siteler. Onun yani içinde genelde o... şey diyorlar yeşil alan olsun. E olsun da. Bu arada şu anda da yeşil alan yani aslında. Evet, onu bayağı diyorlar. Yeşil alan. Evet. Yeşil alan şu anda. Ama yani sorunun çok net cevabı tabii ki aslında amaç yani orada çok kıymetli bir yer var ve orada başka tür çok insani ve bir doğaya çok yakın bir hayat var. Yani bunu bir şekilde yıkılabilir, yok edilebilir ve yerine yeni bir şey yapılabilir bir alan haline getirmek. Bütün bu ya belki de amacımız süreçleri. Şey olmalı hani yıkılacak mı? Yıkılacak. O zaman ne yapılacak? Hani bir sorun belirleyip ondan sonra çözümlerine bakmamız lazım. Bu da dediğin gibi başka örneklere, başka ülkelerde ne yapıldı acaba? Evet. İşte bunun tabii ki oradaki insanların ihtiyaçları tabii yani bir sürü şey var. Hani ben bahsettim mesela Viyana'daki sosyal konut projesinde onun kendi problemleri yok mu? Var. Bambaşka incelenebilecek problemleri var ama her projenin belki de her düşünülmüş hani sosyolojik çalışmanın iyilerini alıp çok daha güzel bir sonuç elde edebiliriz yani. Zaten tam da ders almak öyle bir şeydir ya yapılan bir şeyin eksiklerini düzelterek ilerlediğin zaman ilerlersin. Yapılan şeyin daha da gerisine giderek hani 19. yüzyılın başında yapılmış pardon 20. yüzyılın başında yapılmış olan projelere gittiğinde zaten aslında çözümsüzlüğü tekrar üretmiş oluyoruz. Aynen. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben programı kapatayım. Sevgili izleyenler biz gene kent hakkı konuştuk. Belli ki zaten bu konu çalışıla bitemeyecek. Biz bunları medyada da yansıtsak, arkadaşlarım ve ben sonsuz çalışma da yapsak konu bitmiyor. Her seferinde bir tane daha vakayla aslında kendini sürekli gösteriyor. Evet. Ama ümit ediyoruz ki işte hani bu program aracılığıyla en azından birazcık daha bilinirlik ve farkındalık kazanmasına ya da ana akım medyadaki temsiliyetin bir başkasının da olabileceğine dair bir soru işareti sizin akıllarınızda biz bırakabiliyoruzdur. Ümit ederiz ki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta Kuzey Ormanları savunmasından iki arkadaşımla birlikte burada olacağız. İlk Nur'a ve Burcu'ya hem çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hem de buraya gelip bizimle bunu paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum.